Bu programın betimlemesi TRT Okul tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemedernegi.com. Yeşil bir fonun önünde durmuş bir kadın ve bir erkek. Erkek saçlarının önlerinden kelleşmiş. Kadın kumral uzun saçlı. Kafalarının üzerinde beliren beyaz konuşma balonlarında mavi büyük harflerle "Ben yaparım" yazılı. Kafalarının olduğu fotoğraflar farklı farklı meslek gruplarına ait işleri yaparken çekilmiş. Fotoğrafların üstüne sabitlenince kafa vücut orantısı pek de uyumlu olmamış. Koca kafalara benzemişler. Bazen etrafa sıçrata sıçrata boya yapıyorlar. Bazen elde fırça temizlik. Boyunlarında stetoskop beyaz doktor önlükleriyle bir yemek tenceresinin içinden çıktılar. Kadının saçında aşçı şapkası. Bir sürü meslek, bir sürü fotoğraf akıyor. Ben yaparım. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Şuraya oturalım mı? Oturalım. Bursa'dalar. Biz iki tane boza alabilir miyiz? Havada soğuk ama ısınacağız şimdi. Isınacağız. Ya aslında ben çok sevmem. Daha doğrusu çocukken böyle sadece birkaç kez falan denemiştim. Ha. Çok iyi bir intibası yok zihnimde. Benim de çok istediğim şeyini teşekkür ederiz. Bardağın üstüne tarçın döküyor. Yeter mi? Yeter. Bak leblebi. Ama ben leblebi de koyacağım. İçine mi? Tabii canım, leblebi de koyacaksın. Kimileri bunu leblebiyle içiyor, kimileri sadece tarçınla içiyor. Üstüne mi atıyorsun öyle? Tabii böyle üstüne atıyorsun bak. At bana da. Ben çok merak ediyorum, yıllardır içmiyorum yalnız, biliyor musun? Ben de merak ediyorum ama biraz tedirginim. Hadi bir iç bakalım, önce sen iç. Konuşma balonları belirdi. Kadın olanın konuşma balonunda Perinor Haler oyuncu yazdı. Erkek olanın balonunda Mert Öner oyuncu yazdı. Mert neyle karşılaşacağından korkan gibi gözlerini pörpletmiş. Ay dur, dayanamam. İç. Pelin de içti. Çok güzel değil mi? Ay ben çok beğendim bunu. Ben çok beğendim. Ne kadar yoğun yalnız bu ya. Bak bak şimdi bir iç. Dik ama böyle dik. Bak bir şey geldi aklıma. Bir dik, dikmeye çalış. Heh, ne oluyor? Nereye görüyorsun? Tavanı. Bir şey diyeceğim. Tavanı görüyorum. Tavanı görüyorsun. Bak bununla ilgili bir hikaye geldi aklıma. İstanbul'da herhalde böyle eski zamanlarda bir bozacının böyle tüm tavanında böyle resimler, işlemeler falan varmış. Her gelen de soruyormuş neden hani bunlar var burada diye. Şimdi bozayı içmek zor ya. İçmesin diye kafanı döküyorsun ya. O sırada bu tarafları görmüyorsun. Hep o tarafı gördüğün için oraya yapmışlar tavanı resimleri. Izliyorsun tavanı izliyorsun. Bravo, çok iyi. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Bozalı bir şarkı var, biliyor musun? Bozalı. Bizim çocukluğumuzun şarkısı. Bilmiyorum. Yonca Ecevit. Yonca Ecevit desem sana. Hatırlıyorum sanki öyle bir şey de. Bak. Söyle bakayım. Nasıldı? Ne? Bozal. Nasıldı? Dur tamam. Bol tarçınlı bir bardak. Olmaz. İki bardak. Hatırladım. Üç. Evet. Bardak. Bir bidon. Bir varil bir ton. Boza. Çok güzel. Nereden geldi aklına? Hiç dinlemeyeyim boza içince. Patron nasıl biri acaba? Bilmiyorum, umarım bize yardımcı olur. Ya yardımcı olacağından eminim ama böyle sert midir, otoriter midir, kızgın mıdır, neşeli midir onu merak ediyorum. Boza tatlı bir şey, patron da tatlıdır bence. Diyorsun. Hadi bakalım göreceğiz birazdan. Kapıdan 60'larında beyaz saçlı biri girdi. Merhaba. Hoş bulduk. Mert ben. Merhaba, ben Sadık. Ben Pelin, merhaba. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Buyurun. Evet, anladığınız üzere, yani anlayacağınız üzere bu sefer de ne yapıyoruz? Boza yapacağız. Boza yapıyoruz, evet bu sefer de evet. Boza yapıyoruz. Boza yapacağız. İşte Sabri Usta ile birlikteyiz. Evet. Boza yapmak kolay değil tabii. Baştan çalışacağız fabrikada. Değirmende, süzmede, şekerlemede. Ondan sonra dolumda. Ondan sonra bakalım göreceğiz. Ondan sonra bir de satış yapacaksınız. Satış. Tabii. Eyvah, rekabet burada mı yapacağız? Var yine. Burada da olacak. Sokaklarda olacak. Artık güğümlerimiz var. Güğümlerle çıkacaksınız satışa. Aha. Ondan sonra artık ona göre not vereceğiz sizlere. Bakalım hangimiz kazanacağız. Puanı fazla alacak. Tabii ki ben. Pardon. Ben kazanacağım. Pardon. Ben satacağım. Pardon. Bu güzel şeyi en çok ben satacağım. Yalnız bu sırada ben sadece çocukluğumda falan bir kez içmiştim. Bu içtiğim, bildiğim bozaya hiç benzemiyor. Tabii burası tam imalathane olduğu için halen taze bir boza içiyorsunuz. Yani tam orijinal bir boza içiyorsunuz şu anda. Sabri Usta, bir şey soracağım size. Şimdi eski boza yapımıyla şimdiki boza yapımı arasında sanırım ama bir fark varmış değil mi? Ben biraz araştırdım. Yani şimdi yani benim çocukluk zamanımdaki bozanın aynısını yapıyoruz ama teknoloji çok değişti. Yani eskiden tahta fıçılar vardı. Tahta kaşıklar vardı, şöyle böyle bakır kazanlar ama şu anda hepsi paslanmaz kazana, buharlı kazanlara girdik.
Hı-hı. Süzme makineleri değişti, dolum makineleri değişti. Eskiden zaten pet şişe bile yoktu. Hı-hı. Böyle insanlar gelirlerdi, böyle kendi kaplarından boz alırlardı, giderlerdi. Şimdi pet şişeye girdi, cam şişeye girdi. Hani boza bir sanayi ürünü haline geldi. Hı-hı. Bizim dükkanımızdan gelip seyyarlar da gelip boz alıyorlar. Hatta biraz sonra bir iki arkadaş buraya gelebilir. Hah, biz onlardan fikir alabilir miyiz? Tabii. Onlar nasıl satıyorlar? Yani biz imalatçıyız ama satışları onlar daha iyi biliyorlar. Hı-hı. Onlar daha iyi size anlatırlar. Biraz sonra gelmeye başlarlar. Hı-hı. Bak şimdi satıcımız da geldi. Emin Kaymak. Kaymak dedemiz. Merhaba. Hoş geldiniz. Gelir misin? Selam aleyküm. Mert ben. Hoş geldiniz. Merhaba usta, Pelin Mert. Gel Emin abi, gel. Merhaba. Gel. Buyurun. Emin abi buyur, gel otur. Emin abi, biz şimdi buraya geldik. Bursa'da boza yapımını öğreneceğiz. Sabri ustamız sağ olsun imalathanesinde. Sonra da bunu satacağız. Siz de sokaklarda satan son kalanlardan birisiniz. Bize birazcık fikir verebilir misiniz? Bunu sattığım vakit ben. Anıma küçük. Doğan. Yemeklere dahi alıp içiliyor. Peki tüyo var mı? Satışla ilgili bize verebileceğiniz tüyo. Ne yapmalı, ne etmeli? Nasıl bağırıyorsunuz mesela? Manileriniz falan var mı? Onları söyleyin bize. Allah'ı sayıyoruz. Mani varsa bir mani söyle Allah adına. Hadi. Boza. Baylara, bayanlara, yüreği yananlara, cam önünde oturanlara, eli kana boyananlara. Emin abiniz geldi. Gene geldi. Kaymak, boza. Ekşi var, tatlı var, kaymaklı var. Boza. Bravo. Çok güzeldi. Çok süperdi. Teşekkür ederiz. Burada nasıl bağırıyor? Bağır canım, ne olacak? Bağırabilir miyiz ustam? Sizin yeriniz burası. Bağırın. Kaymak boza, ekşi boza, tatlı boza, boza. Teşekkür ediyorum. Beylere, bayanlara, canı yananlara, cam önünde oturanlara, elini kana bulayanlara, Mert ustanız geldi. İşte boza. Emin ustadan maniyi de öğrendim. Artık bu iş benim elimden kurtulamaz. Boza'nın nasıl üretildiğini gerçekten çok merak ediyorum. Satışa gelince Mert yine kendine çok fazla güveniyor. Ama bence bu satıştan çok Mert'in şovu haline gelecek. Bakalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hep beraber boza yapacağız. Tamam. Bozamızın ham maddeleri önümüzde. Evet. Darı. Buğday. Mısır. Ve değirmenimiz. Hı-hı. Şimdi değirmene sırayla bir tas darı, bir tas buğday, bir tas mısır koyarak değirmenimizi çalıştırmaya başlıyoruz. Tamam. İlk aşamamız bu. Ham maddemizi elde ediyoruz. Evet, ham maddemizi şu anda değirmende öğüterek, o öğüttükten sonra çuvallayıp pişirmeye götüreceğiz. Tamam. Şu anda darı, buğday, mısırı döküyoruz. Birer tas başlıyoruz. Tamam. Ölçülerimiz birer tastır. Sırayla bir ondan devam et. Bu şekil değirmene döküyoruz. Tamam, o zaman başlıyorum. Tabii başlıyorsunuz. Şöyle geçeyim. Evet. Sabri tabii. Ustam. Bundan bir ölçü alıyorum. Buradan alıyorum. Ölçülere dikkat edelim. Aynı zamanda tamam. Olsun. Üzerlerinde beyaz doktor önlüğü gibi önlükler, başlarında boneleri, ağızları için çene altına indirdikleri maskeleri var. Daha başlamadan dur ya, bismillah, daha yeni başladık. Aynen. Hazır mısın? Basıyorum. Bir, iki, üç. Yeşil düğmeye bastı. Devirmenin makinesi çalışırken Mert hemen başına geçti. Maskelerini taktılar. Eğilmiş ölçü tasıyla değirmene gene malzeme ekliyorlar. Mısır taneleri, buğdaylar, darılar değirmenin içine birer birer döküldüler. Arkalarında beyaz çuvallar. Pelin'den bir tas mısır, Mert'ten bir tas darı. Pelin tası Mert'ten alıp eğildi. Bir tas buğday. Tas elden ele aktarılırken çuvallar boşalıyor. Mert
bir kolu döndürdü. Kırmızı düğmeye bastı. Maskesini indirdi. Şimdi ne olacak? Ne olacak? Şimdi şu anda balımızı, darıyı, mısırı, buğdayı öğüttük. Makine durmadı. Makine duracak. Duracak. Tamam. Acele etme. Evet. Gözüme gözüme kaçtı ustam. Vallahi tozlar. Bu kadar bulut olmaz. Tamam. Evet. Değirmen tozudur. Faydalıdır. Zararlı değildir. Tamam, yararlı. Organik. Bozanın içinde bir ölçek darı, bir ölçek buğday ve bir ölçek mısır var. Tamamen organik, içinde başka hiçbir şey yok. Bunlar değirmende öğütülüyor ve boza haline geliyor. Boza en eski Türk içeceği, çok lezzetli ve çok faydalı boza için. Önlük tamam, bone tamam, maske tamam ama gözlere de bir şey lazım. Çünkü o tozların hepsi böyle gözüme girdi. Ben bunu ustayla konuşacağım ama olsun. Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan. Hazır mısın? Hazırım. Açıyorum. Artık aç, hadi aksın. Çektim, indirdim. Öğütülen malzeme aktı. İşte. Sen, ben değirmenlere karşı. Aynen öyle ama başardık. Evet. Mert elini akan karışıma soktu. Pelin bir çuvalın ağzını tutup açmış. Mert tasla aldığı karışımı çuvala dolduruyor. Amma çok yapmışız ya. Evet, bak. Mert, ben topak topak yapmam, sen merak etme. Mert uzun bir sopayla karıştırırken Pelin de tasla alıp çuvala koyuyor. Çalış, çalış. 1, 2, 3, 4. Çalış. Kendini hep reis zannediyor. Kendini hep usta zannediyor, usta başı zannediyor. İştireceğim bak. Çalış yoksa geliyor ha. Tam dolduruyorum. Doldur. Dolduruyorum ustam. Yeter ki kızma ba. Dolduruyorum. Arıba mı, darı mı, buğday mı, değirmende öğüttüm. Usta yardım edip sağ olsun. Hadi kızım. Bu senin çubuğun olsun. Daha da doldurmuyorum. Taşıyamazsın sonra. Tas Mert'te. Ay bu çok ağır. Kaldır bakayım. Ağır, çok ağır. Kaldır bakayım. Hadi. Al bunu, kaldıramam. Tut. Bunu sen alırsın. He. Onu sen al. Onu sen al, ben daha yeni çuvalımı ben doldurayım, onu götüreyim, olur mu? Benim diskim kayıyor çünkü. Diskimde problem var, disk. Çekil o zaman. Dur bekle beni, birlikte götürürüz. Tamam, acele et. Çuvalımı kenara çekeyim, bir çok ağır zaten. Pelin yeni çuvalı sırtlandı. Sol yumruğu havada sallanarak çıkıyor. Mert sırtlanmamış yerde sürüklüyor çuvalını. Çuvallar çok ağırdı. Özellikle benimki, yani olması gerektiği gibi. Ama Pelin bayağı 3 kaşık karışımı çuval diye bana yutturmaya çalıştı. Benim gözümden kaçmadı. Umarım ustanın da gözünden kaçmamıştır. Gerçi kaçtıysa bile ben ustanın kulağına kar suyu kaçırmayı iyi bilirim. Atasözleri, atasözleri, Ay Mert, atasözleri ve deyimler kitabı gibisin. Aklını birazcık atasözlerine yoracağına, birazcık da işine konsantre ol derim. Ben bilmiyorum yani. Hareketli büyük harflerle ben yaparım yazdı. İkili çuvallarını sırtlanmış. Ah, kafam! Tavandaki demire çarptı. Kafamı çarptım. İş kazası, iş kazası. Birlikte tutmuş kaldırdılar çuvalı. Bir kazana boşalttılar. Kazandaki karıştırıcılar dönmeye başladı. Mert kameraya baş parmağını kaldırıp sonra kazanı gösterdi gülerek. Kazanın içindeki sıvıyla karışan malzeme yoğun bir kıvam almış. Sonra şeker koyacağız. Hayır, yanlış dinlemişsin ustayı. Süzeceğiz. Ünlem işareti. Anladın mı? Anladın mı? Pelin maskesini gözüne kadar çekti. Sanayi tipi kazanlarda boza karışıyor. Sütlü kahve tonlarında bir renge büründü. Düğmeye bastılar. Kazanın başına koştular hemen. Yüksekteki kazanın içini görebilmek için parmak uçlarında yükseliyorlar. Şimdi bu kaynıyor. Tamam mı? Sonra süzeceğiz. Sonra. Öğrendim. Şimdi yapıştır. Sonra da şeker atacağız.
süzeceğiz. O zaman şimdi 2 saat bu kaynayacakmış. Onu bekleyeceğiz. Karıştırıcıların önünde kazandan bir yandan buhar yükseliyor. Pişti. Şimdi burada 2 tane işlem varmış. Ben şu posalarını, bir de ona şey deniyormuş, küspe. Küspe. Tamam. Ben küspeleri temizlerken onu jelleşmemesi gerekiyor. Tamam, sonra onu birazcık karıştır. Tamam. Sonra iş bölümü yaparız, bilemem, değiştiririz. Hayır, sen onunla beceriksiz olacaksın, biliyorum ya. Hayır. Ben bunu halledeyim, sen onu sonra da halledeyim. Hepsini halledeyim diye. Sen oyalan diye veriyorum sana. Hadi. Küspe. Hadi. Küspe. Mert ellerine plastik pembe eldivenler taktı. Pelin uzun saplı bir kepçeyi sıvının içinde ileri geri sürerek jelleşmesini önlüyor. Yan yana 10 kadar kazanda boza. İki tane yeşil düğmeye bastı. Mert durmuş Pelin'e bakıyor tebessüm ederek. Kazandan sıvı akmaya devam ediyor. Sabri usta yanlarında. İyiymiş bir şeyler anlatıyor Pelin'e. Ya bırak. Hayır. Bak vallahi içine atarım seni. Ben atarım. Ver şunu. Verdi Pelin. Yapamadın, jel jel oldu, jel jel. Mert karıştırıyor. Çabuk karıştırman lazım. Çabuk karıştıracaksın. İşte. Bir de böyle aradan batırıp çıkar, topak topak oldu hepsi. Hayır, o topak topak olmayacak. Onları ezmek için çıkartıyorum ben. Daha hızlı yap, daha hızlı. Hızlan! Evet. Ya Mert'in gözü sürekli üstümde, ne yapsam, kıskanıyor. Ben orada itinayla karıştırırken geldi, aldı sopayı, kendisi karıştırmaya kalktı. Ama artık ben de ona dikkat ediyorum. Ne yaptı? Taşırdı. Sağdan, soldan, sağdan, soldan taşırdı da taşırdı. Pelin ayağında lastik çizmelerle eğilmiş karıştırmaya devam ediyor. Bulundukları imalathanede çalışan beyaz önlüklü başka ustalar da var. Sıvının aşağıda uzun tepsi gibi bir yere aktığı kazanın başındalar. Kazan da uzunlamasına ve üzerinde bombeli bir kapağı var. Her yerim battı. Şimdi ne yapıyorum böyle bu halde? Küspeyi bu makineden temizliyorum. Buraya doğru atıyorum, sonra elimle alıp temizleyeceğim. Süzülen malzeme burada kalmaması lazım. Daha sonra işleme devam edebilmek için. Elindeki aparatla küspeyi silip temizliyor kazandan. Kapaktaki kazanın içine doğru sildi. Sonra kazandakileri eldivenli eliyle avuçlayıp yerdeki mavi bidonun içine attı. Eğilmiş çalışırken beyaz önlüğünün kolu kenarlara sürülüp kirleniyor. Pelin Hanım orada öyle öyle çorba karıştırır gibi çeviriyor. Pelin ayakta karıştırmaya devam ediyor. Ne yapmadım ki? Ne yapmadım ki? Ben burada kol kası yaptım. Aa, çok o zor bir iş. Çok. Bu da çok zor valla. Bunlar hayvan yemi olarak kullanılıyor. Gelip buradan alıyorlar, hayvanları besliyorlar. İster misin diyeceğim ama ayıp olacak, o yüzden demiyorum. Küspe vardı elinde, bidona attı. Sıvının toplandığı bir kazan. Karıştırıcı çalışmaya devam ediyor. Posaları yani küspeleri temizlemek işi bana düştü. Kolu kirli. Bu da gördüğünüz gibi bana buna mal oldu. Evet, zor bir işti.
Pelin Hanım da o evinde öyle sanki tencerede mercimek çorbası karıştırıyormuş gibi usul 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 karıştırdı. Yine yani yine ben en zor işi yaptım. 2 saat kaynamış, posalarından arınmış bozayı iyice karıştırdım ki jelatinleşmesin, top top olmasın diye. Bence en zevkli anı buydu. Tut şunun ucunu taşıyalım hadi. Bıttırı bıttırı bıdı bıdı bıdı. Hazır mısın? Hazırım. Şekerimizi dökücüyüz. Hadi 1, 2, 3. Hadi. Bir teneke şeker. Ay çok ağır bu. Hepsini dökecek miyiz? Dik biraz. Hoppa. Teneke dövüyor Pelin. Şimdi de Mert. Kazanı dairesel hareketlerle karıştırıyor. Eli kirlendi. Ver ver ver. Topak topak bırak bütün şekeri. Topak topak. Aldı. Ustacığım bundan değil ama bundan bir tane daha var mı? Ki hani karıştırması daha kolay olsa. Vallahi bir tane daha olsun. O zaman gel hadi. Aynı kepçeyi tuttular, birlikte karıştırıyorlar. Bir şey söyleyeceğim. İstiyorsan part part yapalım. Tamam, biraz sen yap. Şimdi ben biraz yapayım çünkü bu kolay bir şey değil. Yorulunca sana veririm, olur mu? Tamam. Aman da geze geze de yüreğime dert oldu. Kurban dert oldu, dert oldu. Aman da geze geze anam, kurban derd oldu anam. Evet. Oy. Buyurun. Evet. Ay çok sağ ol. Bitti mi canım? Bitti mi? Bitmedi de. Şarkı söylemen bitti mi? Ben iş yapayım, şarkı söylemen bittiyse. Bırak. Bırak. Cici. Cici. Evet. Ya karıştır ki. Ay beni deli ediyor. Atacağım şimdi vallahi boza yapacağım Mert'i ha. Çalış. Kayıkçının küreği. Birlikte karıştırıyorlar. Fış fış. Eder yürü. Akşama fincan bozası. Bir şey diyeceğim. Olmuş mu diye bir tadına baksak mı? Evet. Dur bak şuradan. Tabii. Ben istedim. Hazır mısın? Şöyle şekil yap azıcık, şöyle şöyle yap bir şeyler. Maşrapayı sıvıya daldırdı. Cam bardağı boşaltıyor. Al bakalım. Önce bana içiriyorsun ki. Bu kötü işte bari sana bir şey olsun diye. Mert göz kırptı nasıl olmuş diye. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Nerede? Çok güzel. Mert aldı bardağı. İç iç. Gözleri kapalı Mert'in. Mert bana da verir misin ama artık hepsini sen içtin ama. Ama hepsini sen içtin Mert burada bu bozanın. Tamam ben buradan mı içeceğim? Ben buradan mı içeceğim böyle? Kazan eğildi. Hadi Mert. Tamam içine düşme veriyorum. Bir maşrapa daha aldı. Gel ablacığım gel. Ha. Pelin içiyor. Sol elini kafasının üzerine koydu. Suratında çok beğenmiş mimikler. Oğlum hadi bizim işimiz bunu içince bitireceğiz biraz hepsini. Biraz daha içelim. Hadi iç sen biraz daha. Bu lokum yaparken de böyleydi. Yedi yedi hepsini iş yapmadı. Şimdi bana gelince sıra azıcık ben de tadına bakayım yaptığım şeyi. Bak hadi bak daha şişeleri dolduracağız. Müşteri bekliyor müşteri. E hadi şişeleyelim o zaman. Hadi git şişeleyelim. Tamam. Sen bak bakayım şişelere. Bak ya bak. Arkasından boza içiyor. Üretim yapmak çok keyifli ama zor yanları da var tabii ki. Şekeri içine atıp karıştırmak mesela çok zordu. Çünkü onun böyle erimesini sağlamak. Ama işte şarkılarla, türkülerle, kayıkçı, mayıkçı onu da keyifli hale getirdik. Önemli olan istemek. Zor olan şeyler bile keyifli olabiliyor bir anda. Bunu böyle alıyoruz, buraya koyuyoruz. Pedala basacaksın. Çok kısacık basacağım değil bir mi? Bir defa. Şişeyi bir makinenin ağzına koydular. Pedala basınca ağızdan akan boza şişeyi dolduruyor. Mert dolan şişeyi kenara alırken Pelin yeni boş bir şişe koyuyor.
hareketli bir bandın üzerindeki şişeler ilerlerken bir makine kapaklarını takıyor. Pelin pedala bastı, Mert yanında durmuş, şişeleri bantın üzerine alıyor. Yaptığımız bozayı da tattık. Gerçekten çok lezzetli olmuş, çok güzel olmuş. Onu şişeye koymak ve kapaklamak da çok keyifliydi. O sırada Mert'le düşündük, acaba bu yaptığımız boza kimlerin evine girecek, kimler tadacak diye. Artık kim içecekse afiyet olsun. Buyurun, buyurun, buyurun. Hadi buyurun. Buyurun. Bardak mı istersiniz? Buyurun taze bozalar. Şişe, bu şişelerden abla, mi? Abla gel. Tamam. Abla gel, bu şişeler abla, ne gel. Kadar? Bir litresi 3 lira. Buyurun. Tamam. Buyurun. Yo, bana ödüyorsunuz. Abi alırız. Ben hemen size para üstünüzü benim poşete vereceğim. Yarışmaya katıldım abi. Yarışmadayız. Benim kazanmam lazım. Gel gel. Vereyim mi abi sana bir şişe? Seviyor musun sen boza? Teşekkür ederim. Ha? Abi bozuğun var mı? Bundan hemen mı istiyorsun? Hemen bozdurup geliyorum. Senden ben alıyorum. 2,5 kiloluk. Tamam al. Tamam. Buyur abi. Çok sağ ol. Allah bereket versin. 5 lira, 3 litre, 7,5, 5 litre, 12,5. Ondan 3 lira. Allah bereket versin abi. Allah bereket versin. Buyurun. 20 liram mı var abi sadece? Bozuk paran yok mu 3 evet, lira falan? Evet bozalar. Abi gel. Abi gel 2,5'dan satıyorum şişesi 2,5'dan. Taze bozalar bunlar. Size de vereyim amca. Buyurun. İlk paramı kazandım. Siftahım. Ben bardağı nereden dolduracağım? Ama olsun abiciğim. Onu açacaksın dolduracağım. Ama nasıl koyacağını bilmiyor abi daha. Abi vallahi yok, nasıl abi koyacağını bilmiyor. Abi ben sana şey vereyim mi? Yok, beylere, bayanlara, yüreği yananlara. Tamam, evet. Buyurun. Bozan var, buyurun tarçın efendim. Tarçın ister misiniz? Tabii ki. 1 lira, 1 lira bardağı, buyurun. 1 lira amcacığım. Kandırıyor, yemin ederim. Bardağı dedi ki 50 kuruştan satacağız dedi. Ben tarçın burada 50 kuruştan sattım, gitti 1 liraya sattı. Yok böyle şey. Alacağım ama 50 kuruştan. Yeter mi? Alacağım. Hadi afiyet olsun, çok teşekkür ederim. Abi. Abicim 1 lira. Abi gel. Gel. 1 lira. Gel 1 lira. Hoş geldiniz. Size şişe bardak. Bardak boza. Bakın başka şişe, hiçbir yerde bulamazsınız. Ömür boza. Beyefendi buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Bardağı 50 kuruştan veriyorum. Buyurun. Ya sen niye... 50 kuruş dedi. 50 kuruş değil 1 lira. Ama 50 kuruş dedi. İntihar bile batırdın, batırdın burayı. Buyurun beyefendi buyurun, taze bunlar. Kaymak boza buyurun. Buyurun kaymak boza. Sağlığa iyi geliyor bunlar buyurun. Abi bir şişe veriyorum sana 3 lirası. Bir şişe 3 lira abi. Bardağı 1 lira. Hadi. Taze bozalar hadi bakalım, kış günü enerji olsun. Bursa. Size hayırlı geleneğine sahip çık. Buyurun, buyurun. Ama benden bana geldiniz. Niye o kızdan alıyorsunuz? Gel. Ya Allah Allah. 1 lira abi, 1 lira. 1 lira. Oh. Üstüne ekeyim mi şundan? Ver 3 liradan, veriyorum. Yok yok, tamam oldu. Müşteri oraya kaçırma, çok etik dışı davranmalar yok. Hadi bakalım. Ablacım aşk olsun, bunu unutmayacağım. Şişem bitti ustacığım. Şişe getir bana, şişe. Şişe mi? He, tamam. Vallahi çok naziksiniz. Hemen vereyim mi torba? Yarışmaya katıldım. Benden bozulmuş tamam. Mısınız? Benim birinci olmam lazım. Hayır, çiğnemedim. Hoş geldiniz efendim. 3 liradan veriyorum efendim. Evet. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Tarçın da ekeyim mi? Boza ister misiniz? Buyurun. Kimisi şişeyle alıyor, kimisi orada bardağa koydurup içiyor. Üzerlerinde montları var. Buyurun efendim, afiyetler olsun. Şifa olsun inşallah. Boza! Haydi buyurun. Bursa'nın meşhur bozası. Boza ister misin kardeşim? 1 lira. Bozası 1 lira. Boza ister misiniz bardağı 1 lira? Buyurun efendim, afiyetler olsun. Gel bardağı 1 lira. Gel dedim, yalvardım. Sağ oldu mu? Benim başka güçlerim var. Bu oldu mu? Seslendiği adam Mert'e gitmiş. Efendim, 3 lira aldım. Yarışmaya katıldım, benim kazanmam lazım. Benden boza alır mısınız? Buranın, buranın, buranın. Sevdiğiniz boza, buranın bozası. Yarışmaya katıldım, birinci olmam lazım. Benden boza alır mısınız? İyi günler, benden 1 lirayı... Buyurun, buyurun. Abicim. Boza, bir bardak. Ben çok teşekkür ederim, kolay şişesi gelsin. Boza lira ister misiniz? Buyurun, buyurun. Bu da 3 lira, buyurun, buyurun. Evet
sırada görüyorsunuz değil mi? Yok ben yarışmacıyım, yok yarışmadayım, yok yarışmadayım diye kendini insanlara acındırıyor. Ben bunu haksız rekabet olarak görüyorum. Hiç bunun lafını etmeden şurada bu kadar sattım gerçekten. Ama müşterim geliyor, bir dakika. 5 litre 4 tane. Buyurun güzel abi. Efendim efendim, bir dakika, ben öneriyi duyayım. Öneri buyurun ne? Efendim. Öneri size ne? Size bunları 10 liradan veriyorum. 5 litrelik 10 liradan veriyorsun. Evet. Ama zaten... Ama biz anlaştık, bana geldi, öyle müşteri çalmak yok. Müşteri ben çalmaya çalışmıyorum canım. Hadi bakalım. Daraltmayayım, iki senden alayım. Abi yok, üç benden al. Hayır tamam, iki sen. Ama sen, ama bu da ayıp abi, artık. Sen bana geldin. İki senden, iki senden. İki senden, iki senden. Ama iki beş abi, ben kiloluk mu istiyorsun abi? Müşterisini çalmıyorum, o benim müşterimi çalıyor ya. İki beş, beş kiloluk mu? Evet. Üç tane tamam. Benden al, üç tane benden al. İki tane alayım. Hadi hadi, hadi hazırlıyoruz. Abi senin torbana tarçın da koyacağım ben. Ben de koyayım tarçın. Abi şunu bana yardım eder misin? Yarışmaya katıldım, kazanmam lazım. Benden 1 liraya boza için. Benden 1 liraya boza için. Afiyet olsun. 1 lira verecek misin bana bunun karşılığında? Babam mı verecek? Ufak bir kız. Çok teşekkür ederim benden alışveriş yaptığın için. Kiloluğuma bak. Bursa'nın en güzel yerinden en güzel bozalar efendim. Mert müşteri bakınıyor etrafına. Küçük bayan, boza ister misiniz? Bardağı 1 liradan enerji satıyorum efendim. 1 liradan. Vereyim mi size? Hiç ayak yapmıyorum. Geliyor benim müşterim çalıyor ya. Aa, geliyor benim müşterim çalıyor ama özür dilerim. 1 liradan vereyim mi size boza? Hayır. Tarçın da koyuyorum. Sever misin Burhan? Beyefendi, al bakalım. Afiyet olsun. Tamam, bir buyurun, yardımcı buyurun, olayım. Lütfen, ben beyefendiye ben seslendim. Lütfen, buyurun. Hoş geldiniz buyurun, efendim. Buyurun, buyurun. Peki, tamam, ne demek, ne demek? Ne ben size? Müşteri çalmıyorum. Birileri gibi. 3 lira. Yok, biz öyle satış yapıyoruz. Gel, gel! Boza, boza, boza burada. Bursa'nın meşhur içeceği boza burada. Gelin. 20, 40, 60, 65, 70. Bozukları sayıyor. ...78 lira. E 10 lirasını da bozuk para için bize onlar vermişlerdi. Yani 68 lira. 30 45 75 95 103 10 TL'yi de bize içeriden bozuk olarak vermişlerdi. Toplamda 93 TL kazandım efendim. Düşmüş haliyle 68. İyi tamam, o da iyi bir şey ya, üzülme. Üzülmüyorum. Akşamı neden biliyor musun? Akşamı da var bunun. Akşamı da var, o yüzden üzülmüyorum. Hadi gelelim ustaya sen teslim edelim. Sen tiyatrocusun, sende diyafram var, patlatırsın. Aa, gördük seni de, kulağım çınlıyor senin yüzünden. Hadi yürü, şunları verelim. Ben bu dükkanın önünde yapılan yarışmayı asla ama asla kabul etmiyorum. Çünkü müşteriyi kolundan çekti, yarışmadayım diye yalvardı. Asıl akşam olunca hesaplaşacağız. Çünkü bence sesi kısıldı. Hem de o boş sokaklarda bakalım kolundan tutup çevirebileceği müşteri bulacak mı? O yüzden lütfen siz de beni tutmayın. Benim sesimi açmam lazım. Tamam. Boza! Sarı harflerle ben yaparım yazdı. Gece vakti sokaktalar. Ellerinde birer güğüm, ne yan yana yürüyorlar. Boza! Teyzeciğim, boza almaz mısın? Teyze, 1 lira bardağı. Boza! İster misiniz? İstemiyorsunuz. Tamam. Benim bozam sarıdır. Bunun gibi boza azdır. Alın çünkü önü yazdır. Boza! Boza! Aleykümselam, boza ister misin abi? Hayır. Bozacı geldi, boza! Boza! Beyler, bayanlar, canı yananlar, can önünden bakanlar, boza! Efendim teyzeciğim, geleyim mi? Hangimiz gelsin? Birimizi seç. Kızını seçtin. Hadi öyle olsun. Gecemin ilk satışını yapıyorum efendim. Gördüğünüz gibi. Merdivende. İyi akşamlar efendim. Bozacınız geldi. Sağ olun, Allah razı olsun.
olsun. İyi akşamlar. Canım ne kadar güzel, bir eski anılarımız tazelendi, hatırlarımız birbirlerimize. Çok güzel. İş o zaman onları satarken konu komşu toplanıyorduk böyle, bekliyorduk kapıda. Evet. Kesin de çocuk alalım diye. Ne güzel, ne mutlu, biz tabii de sizi mutlu edebildiyse. Onları için çok teşekkür ederim, yaşattığınız için. Evet, tamam, koydum. Öyle sağ ol. Aziz abicim, çok sağ ol. Mahşapayı doldurdu. Efendim, bu yarım kilo teyzeciğim. Tamam. Çok sağ olun. Tamam. Şifa olur inşallah bu soğuk inşallah kış gecesinde. Ya. Hadi bakalım. Mert'in yanında sokaktalar. Kilosu 3 lira ablacığım. İster misin? Yarım litre verelim, 1,5 lira. He? Hadi ben veriyorum bak, hadi. Ver yarım litreliğimi. Ben hiç sevmezdim boza. İçtiğim en güzel boza bu. Çabuk çabuk. Buyur ablacığım, çok teşekkür ederim. Hadi iyi akşamlar, hayırlı geceler, afiyet olsun. Bir bardak doldurdu Pelin. Teyzeciğim afiyet olsun, şifa olsun efendim. Tarçınımız kalmadı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum teyzeciğim. Gel yardım edeyim madem gönlünden teyzeciğim, koptu. Teyzeciğim ne demek ver, gönlümüzden ver koptu? Buyurun ne demek? Ben yardım edeyim sana. Ay eldivenim bak. Elim ayağım karıştı. Zor iş bu ya. Zor iş tabii. İşte onu nereye ver koydum? Onu nereye koydum ben bilemedim şimdi. Dur bu çöp. İyi akşamlar teyzeciğim. Afiyet olsun, sağ olun. Teyze benden al. Duydunuz mu? Teyze Boğaz'a dur benden al teyze dur. Boğazlacı geldi biraz önce çağırdığınız benim. Haydi Boğazlacı. Ben duydum ilk önce. Ben gelebilir miyim? Tamam. Kendi iniyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Müşteri geliyor, müşteri geliyor, müşteri geliyor. Acaba hangimizi seçecek ha? Ha? Hangimizi seçecek? Abi bir şey söyleyeceğim. Bunu ilk ben duydum. Aslında biraz haksızlık oluyor şu anda. Hoş geldin. İkisini de doldurmak mı istiyorsun? 2 litre mi? Ölçü mahşapasına koyuyor. 3 lira litresi. Tamam. Şeyde kalsın bunlar. Dönünce alırsınız. Tamam. Sağ olun. Mert yumruğunu sıktı. Ya. Bence senin soğuktan beynin dondu. Hadi Allah aşkına 2 lira ver. Müşteriyi bekleteceğim. Kendin bozukluğunu kendin bul. Ya hadi bak ben sana orada verdim ama. Ben hadi kapris yapma. Sana. Ben kapris yapmıyorum. Hadi lütfen sonra vereceğim. Ben... Ne oldu? Ya Mert yoruldum ben burada zaten. Sen benden 2 lira istiyorsun ya. 2 lira istiyorum senin yorgunluğuna. Git kendin bul paranı. Soru işareti. Bozukluğunu Allah Allah. Burada nereden bulayım? Boza! Al hemen 2 lira paranın üstü. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Afiyet olsun. Ailene selam söyle. Hadi hoşça kal. Yaşlı bir kadın pencerenin demir parmaklığından bardak uzattı. Yok teyze, tarçınım kalmadı. Buyurun, size de hemen veriyorum. Bir kap getirin, yarım litre verelim size. Buyurun. 3 lira. 3 liras, liras, only. Tamam, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok i̇yi teşekkür akşamlar ederiz, iyi akşamlar. En zor aşaması bu aşamasıymış. Hava çok soğuk, sesim kısıldı, kollarım ağrıdı o güğümü taşımaktan. Zor ama yine de keyifli aslında. Gündüz ayrı boza boza boza, akşam ayrı boza 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 diye bağırmaktan bozacı gibi oldum, rüyalarımda bile boza diye bağıracağım valla. Çok yoruldum, çok yorucu bir iş. Boza! Kaldırıma çökmüş. Düğmeye yasladı başını. Boza. Bozacı geldi hanım. Yok mu isteyen? Yorgun argın yüklendi güğümü. Boza.
olunca, sıkışınca köşeye hemen bir ağlamalar, böyle bir mızmızlanmalar. Öylesi prim yapıyorsa ben de ağlayayım. Mızmız. Bir varil bir ton. Sonra böyle uyur kalırız falan böyle. Pelin'in bardağına Mert dolduruyordu, döktü. Susadım bozaya, gelmez olaydım. Kendilerine birer bardak boza almışlar. Neden geldim Bursa'ya? Neden geldim Bursa'ya? Esniyorlar. Mert'in başı Pelin'in omzunda, Pelin'in başı Mert'in başının üzerinde, ağzı açık uyuyakalmışlar. Haftanın birincisi. Günaydın. Günaydın abi. Dükkan. Ay şu kolum tutmuyor benim. Tamam. Çay alıyorlar ocaktan. Ay. Masaya geçtiler. Şuradan çok fena oldu. Omuz. Kaldırmaya çalıştı. Çocuklar hoş geldiniz. Günaydın. 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 Nasılsınız? İyiyiz. Ne yaptınız akşam? Ay çok yorgun. Perişan olduk. Yorgun görüyorum sizleri. Nasıl, ne kadar satabildiniz bu hali? Vallahi litre olarak tam hesaplayamıyoruz şimdi ama ben 16 lira kazandım. 16 gece. Lira. 16 ben, lira. Ben de dün gece 13 lira kazandım. 13 lira. Ama gündüz lira. Burada dükkan önündeki satışlarımız fena. Onlar fena yani. Ben bayağı sattım. Demek ki sattım. Mert 3 lira daha fazla para kazanmış. Gece öyle. Evet, çok güzel. Gündüz ben Mert'ten 20 lira daha fazla. 20 lira daha fazla. Kazandım. İyi. Şimdi ben zaten size puanlama yapacağım. Evet. Onları hazırlığımı yaptım. Pelin'le Mert Değirmen'de ikiniz de çok güzel çalıştınız. Hiçbir eksiğiniz yok. İkinize de birer puan veriyorum. 1-1. Evet. Tamam. Pişirme ve süzmede Mert daha iyi şey yaptı, çalışma yaptı. Çünkü ağır bir iş vardı. Küspeyi çıkarttı. Pelin burada biraz daha zayıf kaldı. Çünkü neden Mert hocam? Küspeyi çıkardı, ağır bir iş yaptı. Çuvalı daha rahat rahat kazana döktü. Oradan Pelin'e 0 puan, Mert'e 1 puan. 2-1. Sonra ne yaptık? Bozayı şekerlemeye geçtik. Şekerlemede de ikiniz beraber kaldırdınız, götürdünüz, erittiniz şekeri, karıştırdınız, tadına baktınız. İkinize de birer puan veriyorum. İkiniz de iyiydiniz yani orada. 3-2. 3-2. Tamam. Öyle. 3-2. Evet, 3-2. Evet, ondan sonra doluma geçildi. Dolumda da her ikiniz de iyiydiniz ama Mert biraz daha seri olduğundan dolayı Pelin'e burada puan vermiyorum. Mert'e bir puan vererek şu anda 4-2. Gündüz satışında gündüz satışında Pelin daha iyiydi. Orada Pelin'e 1 puan, Mert'e 0 puan. 4-3. 4-3. Bir de sokak satışı, geleneksel sokak satışı, güğümden satışa gelelim. Orada da ikinize de birer puan veriyorum. Yani zor bir işi becerdiniz. İkinize de birer puan. Toplam olarak baktığımız zaman Mert şu anda bu imtihanı geçti. 5-4 ile ben kazandım. Ve böylece ben yaparım. Baş parmağını kameraya uzattı. Ben yaparım. Bu programın betimlemesi TRT Okul tarafından Ses Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sesbetimlemedernegi.com. Kamera Mevlüt Döner, Aziz Dan Yıldız, Kurgu Burçin Biçer, Müzik Danışmanı Gürsoy Babaoğlu, hazırlayan Cem Güneysu, Yapım Yönetmeni Safiye Genli, Ömer Boza çalışanlarına teşekkür ederiz. TRT 2012. Balık adam kıyafetleriyle suya daldılar. Tarlada traktör sürüp taksi şoförü oldular. Açılan perde ve spot ışıkları altında Ben Yaparım yazısıyla poz verip dönen bir çemberin etrafından çıkarak Ben Yaparım yazısı arkasında durdular.